ぞ。ポリキポリキ通りのシャノラビンゴボディゾ、ムシュシュミコボボディゾ、チキチキシャイネティキタット、デメディンデメディン。Yeter be ben ya, yeter ya! Ne oluyor sabah sabah? Rüyanda mı gördün şarkı söylemeyi? Bugün kendimi çok iyi hissediyorum Teoman. Şu çeneni kapatırsan ben de kendimi çok iyi hissedeceğim. Anladığım kadarıyla bugün sol tarafından kalkmaya niyetlisin. Tabii niyetliyim. Çünkü sağ tarafımda duvar var, görmüyor musun? Ay ne komik ne komik. Ben onu mecazi anlamda söylemiştim gündüz. Şey Teoman. Hadi Berna'cığım hadi. İş arkadaşlarının gözleri yollarda kalmıştır. Git artık da gündüz espri yapacak birini bulsun. Git. Git. Gitme. Dur ne olursun. Gitme kal yalan. Berna ben senin saçmalamanı değil gitmeni söyledim. Hadi git git. Gide gide bir söyle dayandım dayandım. O sözün allarına boyandım. Gelin boyandım. Berna bak Berna çok gıcıksın. Burada değiştir yarışması oynamıyoruz. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Acayip. Berna, Berna sabrım taşıyor ama deli etme beni. Deli deli kulakları küpeli, deli deli kulakları küpeli. Bizlerin bizlere oyunu bu. Benden günah ciddi. Sen laftan anlamıyorsun demek ki. Arkana dön ve çek, istemiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın, yalnız kaldım, yıkılmadım ayakta. Arkana dön ve çek. Of be. Berna acaba? Belki de sınıfta kalmıştır ha. Ne dersin? Selam, selam aleyküm. Selam, selam aleyküm. Ay nerede kaldın Berna? Çok merak ettim. Merak etme sen. Merak etme sen. Oh, toprak olurum, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. Berna iyi misin? Aa Berna delirmiş galiba gündüz. Soralım bakalım. Berna delirdin mi? Delisin delisin delisin. Aa kalbim ben senden çok çektim. Söyle nedir bu halin? Vallahi sen delisin. Ay ne oluyor Berna ya? Söylesin Allah aşkına. Neler oluyor hayatta? Ya da şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Ben anladım galiba. Berna kendisine kesin zengin bir koca buldu. Hı, haklısın. Berna zengin bir koca buldu ve zevkten şarkı söylüyor. Öyle değil mi Berna? Parayla saadet olmaz. Bu dünya sana kalmaz. Söylemiştim ben acanım. Parayla saadet olmaz. Allah Allah. Allah 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 Allah, Allah. Bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah, nasıl gülmek? Allah 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 Allah, nasıl sevmek? Allah 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 Allah, nasıl gülmek? Teo kardeşim, neredesin ya? Sabahtan beri Kasap Feron'un dükkanında bekliyorum seni. E bekle acelenle, ne olmuş? Olur mu ya? Zamanında açsana dükkanı. Millet beni çekmek zorunda mı? Kırdım ben seni çekmek zorunda mıyım abicim? Vay be. Can dostum güzel insan deyip bağrıma bastığım insana bak. Vereceğim güzel haberi de kursağında bıraktı. Yazıklar olsun. Ne oldu? Gene hangi gereksiz haberi vereceksin yine? Yırttık abicim yırttık. İnanmıyorum Teo'cum. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum Teo'cum. Bundan sonra para harcamaktan yorulduğumuz zamanlarda devamlı şarkı söyleyeceğiz. Ne şarkısı be abicim? Lüküs hayat, lüküs hayat. Yan gel de yat keyfine bak. Ne şey? Sus Feridun, sus Feridun, sus. Şarkı falan duymak istemiyorum. Zaten sabah sabah Berna'dan yeterince duydum. Ya ne abicim yoksa Berna da mı yırtmış? Berna yırtmışım bilmiyorum Sayın Yer Elması. Bildiğim tek şey Dijital Binel abimizin sizi acilen toplantıya çağırıyor olması. Tutun şunu yakalayın. Bir dakika arkadaşlar toplantıya gelemem ya. Binel abim çok seyahat süreyim. Dur. Oh be yırttım be abicim. Gözünün yağını iki yumurta kırayım Binel abi. Ya ticari kariyerim senin ayak tırnaklarının ve parmaklarının arasında eridi bitti ya. Bir gören olursa nedir var? Kes! Yer Elması! Elim işte, dili yalvarışta olmasın. Daha sırada bir sürü adam var. Öyle bir
geçer zaman ki dediğim aynı lavan. Neyden neyden durmadan şarkı söylüyorsun Berna. Bravo hanımefendi, bravo, sesiniz mükemmel. Yok canım, abartıyorsunuz. Efendim ben sondaj müziğin sahibi, kasetçiler kralı Keşfettin Sonday. Ay çok memnun oldum beyefendi. Ben de bekarlar kraliçesi terfi. Ay hem de çok iyi bir sesi sahibimdir. İsterseniz hemen cücük söyleyebilirim. Para para. Tamam Şarkıcığım. Evet, Keşfettin Bey, ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyiz? Aslında buraya size proje hazırlatmak için gelmiştim. Ama sizin gibi güzel hanımları görünce vazgeçtim. Nasıl yani? Yani sesinizin güzelliğini duyunca vazgeçtim demek istemiştim. Projeyi ben yapacağım. Siz aynı zamanda mimar mısınız yoksa? Ne alakası var hanımefendi? Projeyi kendim yapacağım dediniz ya. Yani anlamayışınıza hayran olmadım desem yalan olur Serpil Hanım. Benim projem Berna Hanım. Ben miyim? Bir dakika canım, bir dakika. Sesinizi çok beğendim Berna Hanım. Yani bir kaset çıkardım hemen 2 milyon satayım diyorum. Yani nasıl olur? Yani ben kaset yapma konusunda ne bir altyapım var ne de eğitimim. Önemli değil ki. Benim altyapım ikimize de yeter Berna Hanım. Çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani düşünmem gerek. Bunu duymamış olayım Berna Hanım. Bunu duymamış olayım. Ben Hüseyin Şekersiz inşaatta keşfedip ona kaset teklif ettiğimde biraz düşünmem lazım deseydi bugün Hüseyin Şekersiz olur muydu Berna Hanım? Bunu duymamış olayım Berna Hanım. Bunu hiç duymamış olayım. Avansınızı yazıyorum. Yarın giderim size üstü açık bir araba alalım. Bakın bir hata yapıyorsunuz Keşfettin Bey. Burada sesi güzel olan biri varsa o da benim. Yangını var, yangını var. Sen sus. Öyle şakacıdır işte. Bundan sonra tüm taşınır taşınmaz menkullerim, gayrimenkullerim, bankadaki param, atlarım, yatlarım, katlarım emrinize amadedir Berna Hanım. Ne? Tamam Bilal abi. Herkesin pedikürü bitti. Güzel. Pedikürünü çok beğendim yer elması. Bundan sonra her hafta cuma günü buraya gelip hepimize pedikür ve manikür yapacaksın. Anlaşıldı mı? Aman Binel abi yapma Allah'ını seversen. Sayın Yer Elması, Binel abiyi duymadınız galiba. Cuma günleri buraya geleceksiniz o kadar. Hadi şimdi güle güle hadi. Her şey o kadar çabuk gelişti ki. Yani bunu yapabilir miyim bilemiyorum. Yaparsın yaparsın merak etme. Nasılsa bu ülkede herkes her şeyi yapıyor. Üstelik sende bu vücut varken, yani sende bu ses varken diyor. 400 bin satan şarkıcıyım diye geçinen şarkıcıdan daha iyisin ya. Nasıl yani? Ama bir hata yapıyorsunuz Keşfettin Bey. Benim vücudum onunkinden daha güzel. Yetiştirmem gereken projeler ne olacak? Canım merak etme, biz Serpil'le tamamlarız. Değil mi Serpil? Böyle ne böyle ne? Benim sesim de vücudum da Berna'nınkinden daha güzel bir kere. Ama bir şartım var Berna. Ne şartıymış o gündüz? Keşfettin Bey bana da bir fıkra kaseti çıkaracak. Keşfettin Bey, ben var ya çok güzel fıkra anlatırım ha. Bakın şimdi anlatayım. Adamın biri bir gün... Ciyak ciyak bağırınca bir yerinize bir şey mi oldu sandım Merveş teyze? Yardıma çağırdım da. Ne olmuş İdris efendi? Kim kimi boğazlamış? İdris efendi söyleyin bilinçli Yesari Bey'e. Burada kimse kimseyi boğazlamıyor. Ben burada Arya söylüyorum. Hiçbir vatandaşı rahatsız etmeye hakkı yoktur İdris efendi. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum İdris efendi. Hatta Aryalarımla insanları psikolojik olarak rahatlatıyorum. İdris efendi, Merveş Hanım'a bir sorar mısın bakayım? Neden kendi apartmanındaki komşularını psikolojik olarak aryalarıyla rahatlatmıyor? Burası benim kızımın evi İdris efendi. Burada bana hiç kimse karışamaz. İster arya söylerim, ister Türk musikisi. Türk sanat musikisi söylemek için öncelikle müzik bilgisi, eğitimi ve birikimi gerekir İdris efendi. Şarkı söylemek öyle ciyak ciyak bağırarak olmaz. Oh mon dieu! Bir tatlı huzur başka yollar itaşlı geldi sarı saçlı başka yollar sarı saçlı demek Bilal abi ve adamlarına pedikür yaptın ha. Aman Tövcüm gözünü seveyim bunu kimse duymasın ha.
Yoksa dünya iş çevrelerindeki kredi notum eksi CC'ye düşer valla. Sana pahalıya patlar Feridun, pahalıya patlar. Pahalıya mı patlar? Yapma ya. Yaptım bile Feridun. Tamam, kabul ediyorum. Söyle bakayım abicim, ne istiyorsun? Bak şimdi, benden tam 2 hafta boyunca hiç boş para istemeyeceksin. Bu sana yeterince pahalıya patlar. Yapma be abicim, öldürseydin daha iyiydi. İşte burası. Allah nasıl unuttum ya. Berna, sana alacağımız Boğaz manzaralı villada istediğin özel bir şey var mı? Ay bunu hiç düşünmemiştim. Allah aşkına. Merhaba Teoman. Merhaba Feridun. Merhaba Baylan. Merhaba. Sizi Sondaj Müziği'nin sahibi ve aynı zamanda Kasetçiler Kralı Keşfettin Bey'le tanıştırmak istiyorum. Ne? Kasetçiler Kralı mı? Hı-hı. Efendim tekrar merhaba. Ben de Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük menajerlerden Feridun Bitir. Memnun oldum, hoş geldiniz. Efendim, şöyle buyurun isterseniz, daha rahat edersiniz açısından söylüyorum. Berna, senin Kasetçiler Kralı'nda ne işin var? Aa, Keşfettin Bey beni keşfetti ve bana kaset yapacak. Kaset mi? Berna'cığım, sana kaç defa söyledim, gel sana bir kaset yapalım diye. Ama hiç dinlemedi beni. Hay Allah seni kahretmesin. Kısmet Keşfettin Bey'miş. Kaset kapağı için fotoğraf çektirmeye geldik. Keşfettin Bey hiç zaman kaybetmek istemedi. Belli, çok hızlı maşallah. Berna, güzelim. İstersen başka yere gidelim. Bu çok geveze. Hiç sevmedim ben de. Aa, olur mu öyle şey? Yazık. İşleri bu ara pek iyi değil. Başkası sebepleneceğine Teoman sebeplensin dedim keşf o işçi. Tamam canım, tamam şeker. Sen de kardeşim fazla konuşma da işini yap hadi. Ne? Sakin ol abim. Kaset ne zaman çıkıyor kısmetse? Kısmetse 2 hafta sonra. Bütün hazırlıklar tamam. Bir tek stüdyoya girmek kaldı Berna'cığım. İlk önce dekolte kıyafetlerini giymeni istiyorum. O neden o? Sana ne kardeşim ya? Sen ne karışıyorsun? Parasıyla değil mi? İster dekolete çektiririm, istersem çıplak çektiririm. Yani kaset daha çok satsın diye ben ayırdım. Peki, o zaman ben hemen hazırlanayım. Berna, şimdi elimden bir kaza çıkacak. Bu adam seni resmen kandırıyor. Ne o Teoman'cığım? Yoksa kıskandın mı? Ben mi seni kıskanacağım? Yok canım, sadece bu adamı gözüm tutmadı da ondan. Yani bir kaset bu kadar çabuk yapılır mı? Saçmalama Teoman. Keşfoş çok şeker bir adam. Kaset yapacakları bir sanatçıyla son dakikada anlaşmaları bozulmuş ve sözleşmeyi iptal etmişler. O yüzden her şey hazırmış canım. Pardon. Ya, demek her şey hazırmış ha? Aşk bir bütün. Bütünü ayıramaz. Yaşanmış, yaşanmıştır sevdiğim. Bir suçlu arayamaz. Kesme, devam et. Çok güzel, çok güzel. İçimdeki karanlık dışarıdakine benzemez. Benim doğrularım seninkinde bir değil sevdiğim. Aşk bir bütün, bütünü ayıramazsın. Yaşanmış, yaşanmıştır. Bir suçlu arayamazsın. Çok güzel laptop, bravo. Şimdi bu şiirleri bana ezberleteceksin. Ben de Zerrinciğimi okuyup onun kalbini fethedeceğim. Eyvah, şimdi yandık. Ne o laptop? Yoksa yine maksadını aşan bir şeyler mi söyledin? Yo, patron hayır, ne demek? Sadece emredersiniz dedim. Güzel, o zaman stand-up yapmayı bırak da ezberletmeye başla bakalım. Nasıl böyle bir adamın teklifiyle kaset yapmaya karar verirsin Berna? Aman başkaları kaset yapmayı teklif etti de ben yapmadım sanki. Ay ne kaseti bu Berna? Adam sana resmen asılıyor. Yok jip alacakmış, yok Boğaz manzaralı bir villa alacakmış. Daha ne istiyorsun işte? Beni bu evden uzaklaştırmaya çalışan sen değil miydin? Ay ne oluyor kızım, ne kaseti bu? Pop müziği kaseti anneciğim. Pop müziği kaseti mi? Yazık. Yazık, hem de çok yazık Berna Hanım. Bu yozlaşmaya bir tuğla da siz kendi ellerinizle koyuyorsunuz demek. Madem bir kaset yapacaksınız, niçin Türk sanat musikisi kaseti olmasın? No, je ne pas keskese. Benim kızım asildir. Yapacaksa Arya kaseti yapar. Benzi türkü kaseti yap Berna abla. Şu sıralar acayip bir türkü trendi var. Bir içi de bizim oranın havalarından kodun mu en az 1 milyon satarsın. İşi bileceksin da. Yeter! Yeter! Benim karım yani Berna bu adamla kaset maset yapamaz. Sana soran oldu mu Teoman Bey? Bal gibi de yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamayacaksın. Yapacağım. Olmaz Feridun, olmaz abicim. Yani Berna böyle bir adama inanıp nasıl böyle bir işe kalkışır ya? Nasıl kalkışır? Abicim böyle bir fırsat yakalamışken tabii ki kalkışır ya. Ben ne soldu da bugüne kadar Berna'yı keşfedemedim hayret yani.
Şimdiye kadar ona bir kaset yapmış ve müzik piyasasında dönülmedik köşe bırakmamıştık ha. Adam zamparanın teki Feridun. Yani Berna nasıl bu kadar kör olabilir anlamıyorum. Onu muhakkak engellememiz lazım. Kızın istikbaliyle oynamasana ya. Bırak yapsın kasetini, ünlü olsun, çeksin klibini. Biz de bundan faydalanmış oluruz yani, fena mı? Ya ne diyorsun sen be Feridun, ne diyorsun? Şey diyorum ya Teo, bu hafta Cimbom Fener maçı var ya, ona gidelim diyorum. Hem bağırırız, çağırırız, sen de stres atmış olursan. Ne dedin sen Feridun? Stres atmış olursun dedi. Hayır hayır, ondan önce. Bağırırız, çağırırız dedi. Aslanım Feridun benim, gel seni bir öpeyim abicim. Hayrola Teo'cum, bayram değil, seyran değil. Maça gidiyoruz Feridun, maça. Biletler de benden. Aslan Teo'cum, gel bir mı mı. İyi de bu nereden çıktı şimdi? Görürsün Feridun, görürsün. İnanamıyorum Berna. Sana en kısa zamanda bir ev tutmamız lazım, tamam mı? Yani bu ortamda, bu gürültüde zaten çalışılmıyor. Yarın diyorum sütçü de seninle baş başa çalışalım. Ay, haklısın Keşboş. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten rahatsız da oluyorum. Hafta sonuna kadar bayağı bir yol almalıyız ki ortağım seni dinlediği zaman sesini onaylasın. Gerçi ben adım gibi eminim ki sesini çok beğenecek. Beğenmeyecek Keşfettin'cim. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Umarım beğenir. Ya bugüne kadar benim beğenip de onun beğenmediği hiçbir ses olmadı. Bu sadece bir formalite. Selam diye hocam. Merhaba. Keşfettin'cim sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Bugün keşfedilmeyi bekleyen iki tane süper sesle tanıştım. Uğrayacağım sana, yapalım ortak bir şeyler. Beklerim Feridun'cum, beklerim. Berna, tuvalet ne tarafa düşüyor? İçeride solda Keşboş'cum. Özür dilerim. Rica ederim. Şu ana kadar nasıl uğramadın zaten hayretler içerisindeyim Feridun. Sebep? Teo ile ben hafta sonu Cimbom Fener maçına gidiyoruz da. Ne var bunda? İlk defa gitmiyorsunuz ki. Berna, sen de gelsene. Nereye? Maça canım. Saçmalama Teoman, ne işin var benim maçta? Ünlü olmadan son kez git işte. Yarın öbür gün bir daha hiç gidemezsin. Ay, aslında hiç fena fikir değil. Yani ne bileyim, benim için de değişiklik olur. Tabii canım, hem orada böyle değişik değişik besteler de öğrenirsin. Teo'cum siz devam edin, ben hemen geliyorum. Tamam. Keşfettin'cim, ortağım beni ne zaman dinleyecekti? Cuma ertesi Berna'cım. Bana bak, bu adam sana ikide bir de Berna'cım deyip durmasın, acayip kızıyorum ha. Saçmalama Teoman, kıskanıp durma. Evli barklı adam zaten. Cumartesi yerine pazar günü dinlese olur mu acaba? Pazar günü kayıt için hemen stüdyoya girmemiz lazım güzelim. Yani şimdi hemen icraata başlamamız lazım. Hiç vakit kaybetmememiz lazım. Ya tamam, cumartesi gecesi. Tamam, cumartesi gecesi olsun. Teoman, Feridun. Keşfettin'cim, selam. İşte sana bahsettiğim genç yetenekler. Selam çocuklar. Biri Karadeniz türkülerinde, diğeri de rap müzikte virtüözdür efendim. Yani birçok yapımcı peşlerinden koşuyor aslında. Ama madem Berna'nın arkadaşısınız, ben sizi tercih ederim. Ha, eksik olma canım. İsterseniz hemen dinleyin arkadaşları. Emser'de sahne senin yavrucuğum. Hey selam dostum, nasılsın ha? Neden kendine rahat bir yer seçip oturmuyorsun? Otur otur. Her sene yine geldi başımıza gezi zamanında yaşanan bu tatlı bela. Tatile giderken tümce ailece tabii ki canlı varırsak memlekete. Aslında babam iyi şofördür ama ara sıra dalıp gidiveriyor artık son başında. Ya baba ya çek kenara, bir saat bile olsa yat istirahata. Tabii ki bizimki buna kulak asmaz, sis ve ayaz, fakat babam yine sonda. Sakın yerinden kalkma kalkma emsiyerden. Nasıl olsa ayakta zili çalan kapıya hemen bakar. Güzel bir kızsa öpücük atar. Atar 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 öpücük atar. Mıh 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 öpücük atar. Gamze'deyim devam bulmam. Garibim yuva kurmam. Aferin benim oğluma. İşte değerlerine sadık bir Türk genci. Umarım Berna ablana da örnek olmuşsundur. Biraz falsoların olmasına rağmen
Hiç de kötü değildi. Ama şöyle söylesen daha iyi olurdu. Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam. Bu kim? Bilinçli Yesari Bey. Beyefendi, siz Berna Hanım'ın yapımcısı olmalısınız. Bence çok yanlış bir yoldasınız beyefendi. Halkımızın yozlaşmasına neden oluyorsunuz. Bir tatlı huzur almaya geldik. Kalamışlar, ah kalamışlar. Bir tatlı huzur almaya geldik. Kalamışlar. Efendim, keşfettin mi? Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz, tamam mı? Hadi bakayım gidelim. Pazardan aldım da rahat başım yüzler amaya. Gidiyorum pazara o yeri aramaya. Gidiyorum pazara o yeri aramaya. Soğuk soğuk suları içti güzelmiş. Bir gelime demeden kendi yanımda geçti. Berna'cığım nasıl gidiyor çalışma? İyi, güzel. Çok sevindim senin adına. Eminim ki başaracaksın, çok güzel olacak. Ha bana bak unutmadan, yarın maça gidiyoruz değil mi? Tamam, ha, geç kalmıyorum, onun için söyledim. Tamam, görüşürüz, bay bay. Bu kaseti yapamayacaksın Berna, yapamayacaksın. Selam dostum Teoman, selam. Selam dostum ha, neden kendine bir içki almıyorsun? Emserdemciğim, sen neden böyle film dublajı konuşuyorsun bakayım? Sakin ol dostum ha, sakin ol, relax. Evet, Teoman, sakin ol yavrucuğum ya. Bundan sonra MC Erdem'e daha nazik davran. Çünkü artık bizim yeni para kaynağımız. Aye! Yok ya. Tabii ya. Eğer geçen sefer bilinçli Yesari bize baskın yapmasaydı MC Erdem'in ilk kasetinin anlaşmasını çoktan yapmıştık abiciğim. Bir dakika, o benim telefonum abiciğim, ne yapıyorsun? Bir dakika görürsün. Alo, Keşfettin Bey. Merhabalar. Ben Feridun Bitir, menajerler kralı. Evet. Geçen sefer bir terslik olmuştu ve siz MC Erdem'i dinleyememiştiniz efendim. Hatırladınız değil mi? Evet, ama şimdi bunu hemen telafi edeceğiz. Evet, merak etmeyin. Dinliyorsunuz değil mi? Hazırsınız. MC Erdem, göreyim abicim seni. Her sene yine geldi başımıza. Gezi zamanında yaşanan bu tatlı bela. Tatile gideceğiz, tüm cahil gece. Çekil! Çekil önümüzden. Hapçı kapalı kapıcı. Uy, ne oldu Sabinal abi, geçmiş olsun. Ne olacak? Yer elması Feridun Bitir. Dijital Bilal abimizin ayak parmağının iltihap kapmasına sebep oldu. O nasıl oldu? Bir anlatın bana bakayım. Çekil önünden, sana soracak değilim. Gidip bir an evvel o yer elmasını öldürün de bu iş bitsin. Ama onlar evde yoklar ki Bilal abi. Yoklar mı? Evet. Neredeler? Zimbon Fener basına çıkmışlar. Öyle mi? Ya. Nereye biz de gidiyoruz? Bekletmedim diyelim. Tamam yok. Buyurun. Yani Berna Hanım da maça gidecek günü buldu. Evet Berna Hanım, kızınız çok geç kaldı. Ay merak etmeyin, neredeyse gelir. Benim kızım randevularına son derece bağlıdır. isterseniz o gelmeden size bir iki ara söyleyebilirim ha? Zahmet etmeseydiniz. Aman efendim ne zahmeti. Evet sayın dinleyiciler, maçın 75. dakikası geride kaldı. Tribünlerde dostluk ve kardeşlik havası hakim. Bir dakika sayın dinleyiciler, o da ne? Buradan gördüğüm kadarıyla Galatasaray tribünlerinde bir karışıklık başladı. İri yarı kara gözlüklü bir adam ve sanırım onun kara gözlüklü adamları genç birini dövüyorlar. Çıktı Feridun abi. Keşfettin Beyler de tam beni keşfetmek üzereydiler. Merhabalar Keşfettin Bey, beyefendi. Selam Keşfettin, ağacığım. Aman Feridun Bey, aman Allah aşkına bu ne hal böyle? Üzerinize afiyet, maçta birkaç fanatik taraftarın saldırısına uğradım da. Birkaç küçük sıyrık işte. Geçmiş olsun Feriduncuğum. Berna'cığım, seni ortağımla tanıştırayım. Berna Hilmi,
Memnun oldum Berna Hanım. Keşfettiğim sesinizin güzelliğinden çok bahsetti. Öyle görüyorum ki fiziğiniz de çok güzel. Siz kesin 3 milyon satarsınız. Hazırsan hemen başlayalım Berna'cığım. Başlayamaz ki. Oh mon dieu. Ne demek başlayamaz? Kızım başlayıp başlamayacağını senden mi soracak? He, sen ne karışıyorsun? Seninle konuştuğumu hiç sanmıyorum. Hadi başlayın o zaman. Evet Berna. Bir kuple, sin kuple. Bu sesle mi kaset çıkaracaktın bu kıza? Keşfettin. Ama nasıl olur? Ama üzülmeyin. İdris ve MC Erdem buradalar. O köpek dinleyememiştiniz. Hemen çağırıp geleyim. Hayır senin MC Erdem'ine başlayın be kardeşim. Ben gidiyorum kardeşim. Bu iş böyle olmaz. Hadi eyvallah. Ya bir dakika. Bir dakika acele etme ya. Bir dakika. Baksana. Bir bak bir dakika. Ben sana bu kaseti yapamazsın diye söylemiştim Berna'cığım. Şşt ey hocam. Var ya sen acayip hain bir insansın ha. Böyle bir fikir benim bile aklıma gelmezdi vallahi. Evet biz bir şey biliyoruz da Berna'yı sesi kısılsın diye maça götürüyoruz abicim. Boşuna mı o kadar tezahürat yaptırdık? Demek bunların hepsi kaseti sabote etmek için de. Hayır ya.